Başkan İsmailoğ, havaalanı Manisa planı ile ilgili bilgi vermek üzere kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Havaalanı olan illerde 2001 yılında uygulamaya konulan ancak bugüne kadar üzerinde durulmayan Manisa planının son bir ayda bütün Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de uygulanmasının istendiğini belirten Başkan İsmailoğ, bunun şehrimiz için büyük bir sıkıntı olacağını belirterek şunları söyledi. Balıkesir'de bu Manisa planı bu haliyle uygulanacak olursa, sadece siz değerli girişimcileri belediye değil, Balıkesir'deki mülkiyet sahiplerinin büyük çoğunluğunu yakından ilgilendiren, sıkıntıları artıran bir durumla şu anda karşı karşıyayız. Bu plan 2001 yılında uygulanmaya konulmuş. Belediyemize de o zaman bir yazıyla bildirilmiş. Ama Balıkesir'de olduğu gibi Türkiye'deki diğer illerde de bunun üzerine bir daha gidilmemiş 2001-2011 arasında. Balıkesir Belediyesi de bu 2001 yılındaki Manisa planının uygulanmasıyla ilgili üst üste birkaç yazı alınmış. Tabiri caizse bu Manisa planının uygulanması istenmiş. Bu işin ciddiyeti anlaşıldıktan sonra hemen Sayın Valimizle bir araya geldik. Tabii arkasından dün hava üssümüzün değerli komutanıyla paşamızla bir araya geldik. Herkes bu durumdan rahatsız. Herkes bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. Allah'tan bizim uçuş konusu dediğimiz kısımda pek ciddi bir problem yok. Tabii TOKİ hariç. TOKİ'nin bir kısmında önemli bir problem var. Örneğin bizim imar çalışması yaptığımız bir bölge vardı. Bu Karatepe. Artık Karatepe'de bundan sonra tek katlı dahi bir yapının olması mümkün değil. Sadece orada değil, birçok bölgede, örneğin Milli Kuvvetler 3 kata inmesi lazım falan gibi. Ben çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bizim biraz önce söylediğim gibi, başta Sayın Valimiz olmak üzere, Hava Üssü'nün değerli komutanı paşamızla birlikte bu konunun çözülmesi için gerçekten çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Biraz önce de dediğim gibi, Hava Üssü'nden teknik, sivil bir memurla belediyemizden oluşacak bir ekip bununla ilgili önümüzdeki günlerde Ankara'ya gidecekler. Bu arada salonda bulunan müteahhitlerden Hazım Köse de konuyla ilgili açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi. Havaalanı zenit noktasında 45 metreyi geçemediler. Öyle mi? 45 metreyi geçemediler. Madde var değil mi? İşte bu niye duyurulmadı diyor. Arkadaşlar 45 metre zaten. Balıkesir'den böyle geçen yok zaten. 45 metre az yok. 45 metre yüksekliği havaalanı kodundan geçen bir bina Balıkesir'de yok. Yanlış biliyorsunuz. His kodunu diyor. His kodunu. Yani his kodunu 45 metre. Dolayısıyla doğru bilgi vermiyorsunuz abi. Bak şimdi doğru bakın. 45 metre his kodunu. Yani işte şu kodundan, deniz seviyesinden falan değil. Bu kanundaki çıkan şey his kodundan 45 metre daha yüksekte bina yapamazsınız anlamındaydı.